Bu videoda kütle bileşimi verilen bir molekülün basit yani ampirik formülünü nasıl belirleyeceğimizden bahsedeceğiz. Diyelim ki elimizde bir bileşik var. Bu bileşiğin kütlece %73'ünün civa olduğunu biliyoruz. Geri kalanı ise yani %27'si klor. Sadece bu veriyi kullanarak bu bileşiğin basit formülünü bulabilir miyiz? Hatta devam etmeden önce siz de videoyu durdurarak bu soruya cevaplamaya çalışabilirsiniz. Bunu yapmanın yolu ilk olarak bileşik için bir kütle değeri belirlemek. Yani bir kütle değeri varsaymak. Biz de buradaki değerlere göre elimizdeki bileşin kütlesinin 100 gram olduğunu varsayalım. İsterseniz 1000, isterseniz 10000. Hatta sadece 57 gram bile kabul edebilirsiniz. Ben sadece işimizin kolaylaşması için 100 gram demek istiyorum. Diyorum ki 100 gram bileşiğin %73'ü civa, %27'si ise klor. Buna dayanarak elimizde 73 gram civa, 27 gram da klor olduğunu söyleyebiliriz. Evet, civa ve klor. Şimdi birlikte düşünelim. 73 gram civanın ve 27 gram klorun kaç mol olduğunu belirlememiz gerekiyor. Atom ağırlıklarını bulmak için hemen periyodik tabloya bir göz atalım. Hatırlarsanız atom ağırlığı bir elementin doğada bulunan izotoplarının kütlelerinin ortalamasıydı. Civa için verilen değer 200,59. Demek ki 1 mol civa 200,59 grama eşit. Aynı şeyi bir de klor için yapalım. 35,453. Bu da demek oluyor ki 1 mol klor 35,453 grama eşit. Bu değer de aynı şekilde klorun doğada bulunan bütün izotoplarının kütlelerinin ortalamasına eşit. Artık bu değerleri kullanarak bunların kaç mol civa ve kaç mol klor olduğunu yaklaşık olarak bulabiliriz. Yaklaşık olarak diyorum çünkü bulmaya çalıştığımız şey bileşiğin basit formülü. Bu yüzden de bulduğumuz sonuçların kesin sonuçlar olması gerekli değil. Peki, civanın mol sayısı kaç? 73'ü 200,59'a bölelim. Eğer 1 mol 200,59 gramsa ve elimizde 73 gram varsa yapmamız gereken işlem bu. Bulacağımız şey civanın mol sayısı. Mol de zaten Avogadro sayısı kadar taneciği belirten bir sayı. Ama önce bu mol sayısının kaç olduğunu bir bulalım. 73 bölü 200,59 eşittir 0,36 eder ya da yaklaşık olarak 0,364 diyelim. Bu elimizdeki civanın mol sayısı. Aynısını klor için de yapalım. 27 bölü 35,453. Bu da yaklaşık olarak 0,762'ye eşit. Peki civa ve klorun mol sayılarının oranı nedir? Bulduğumuz değerlere bakarak klordan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden klorun civaya oranını bulalım. 0,762 mol dediğimiz zaman bu sayının Avogadro sayısı ile çarpımı kadar atom sayısından bahsediyoruz. Bu da aynı şekilde 0,364 çarpı Avogadro sayısı kadar civa atomu. Şimdi bu iki sayının oranını bulalım. Bu iki mol sayısının birbirine oranı. O zaman klorun civaya mol oranı kaç oldu? Aslında sayılara bakarak yaklaşık olarak bile cevabı verebilirsiniz. Ama biz yine de hesaplayalım. Yaklaşık olarak 2'ye 1 gibi gözüküyor. Bu yüzden de her bir civa atomu için 2 tane klor atomu olduğundan bahsedebiliriz. Yaptığımız bu işlemlere göre bu molekül muhtemelen civa 2 klorür. Böyle isimlendirilmesinin sebebi klorun aslında çok elektronegatif olması. Hatta iyi bir yükseltgen de diyebiliriz. Yani başka atomlardan elektron almayı çok sever. Her bir klor bir elektron aldığına göre bizim durumumuzda 2 klor 2 elektron alır. Yani buradaki civanın 2 elektronunu almış oluyor. Bir atomun elektronları başka atomlar tarafından alındığı zaman yükseltgenir. O yüzden buradaki civanın yükseltgenme basamağı 2. Demek ki bu bileşik civa 2 klorür. Evet. Bulduğumuz yaklaşık mol sayısı oranına göre elimizdeki bileşiğin basit formülü bu olmalı.